Türkiye'nin en iyi radyo ve müzik portalı. Müzik dünyasında yaşanan son gelişmeler, en yeni video klipler, en son çıkan albümler, en çok dinlenen şarkılar. Hepsi ve daha fazlası musiconair.com'da. Müzik On Air. Bayanlar baylar, hepiniz hoş geldiniz. Müzik On Air'da kafamda deli soruların bu haftaki konuğu Nazan Şoray. Nazan Şoray'a hayranlarından gelen sorular ve işte cevapları. Nazan abla, bu albümden sonra yine albüm yapacak mısın? Konserlerinde canlı mı söyleyeceksin yoksa playback mi yapacaksın? Sevgiler ablacığım. Bu single'dan sonra tabii ki yeni şarkılarım var. Bundan önce de vardı, 1,5 sene önce olay bu. Bu Steril Sevda. Bundan sonra da yapacağım. Zaten ben sahnede canlı performansı tercih ediyorum. Teşekkür ederim ilgine. Nazan abla, hayatındaki en önemli an nedir? Hayatımdaki en önemli an ailemle birlikte olduğum an. Ailemizin kıymetini bilelim. Sevgiler, öpüyorum seni. Nazan abla, seni çok seviyorum. Ben Adana'dan Ersenur. Başarıların devamını diliyorum. Sana bir sorum olacaktı. Bu hayatta en çok nefret ettiğin şey ve en çok zevk aldığın şey nedir? Öpücüklerimi yolluyorum sana. Adana'ya selam olsun Ayşenurcuğum, çok teşekkür ederim beni sevdiğini söylüyorsun. Ben de konuşmandan seni son derece tatlı buldum, çok teşekkürler. Hayatta en nefret ettiğim şey ve beni en üzen şey yanlış anlaşılmak. Beni en mutlu eden şey de başarılı olmak. Yani işimle ilgili başarı beni hayatta en mutlu eden şey. Öpüyorum, sevgiler. Nazan abla, sesine ve duruşuna bayılıyorum. İyi ki varsın, selamlar. Senin gibi genç bir erkeğin beni beğenmesi, duruşumu beğenmesi, sesimi beğenmesi beni çok mutlu etti. Çok teşekkür. Merhaba, ben Elda. Nazan Hanım, sizi çok seviyoruz ve başarılı işler yapıyorsunuz. Bunun devamı diliyorum. Çocuklar için bir etkinlik düzenler misiniz? Ya da liselilere imza gününe katılır mısınız? Bunu çok istiyoruz. Görüşmek dileğiyle. Elda'cığım, çok güzel bir ismim var. Beni sevdiğini söylüyorsun. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Liseliler için bir etkinlik seve seve yaparım. Hangi lise olduğunu bilmiyorum. Eğer böyle bir teklif gelirse tabii ki değerlendiririm. Sevgiler. Merhaba abla, ben İlayda. Ne tür şarkılar dinlersin? Şarkıcı olmayı nasıl karar verdin? İlayda'cığım, ben daha çok caz, blues gibi şarkılar dinlerim. Böyle hafif, ama tabii bir eğlence yerindeysem hareketli şarkıları, Türkçe popu da çok seviyorum. Özellikle kendi şarkım Steril Sevda'yı dinlerken yerimde duramıyorum. Şarkıcı olmaya nasıl karar verdim? Daha yaşım 17 idi. Bir teklif geldi. O zaman ondan önce filmlerde oynamıştım çünkü. Ben de müziği çok sevdiğim için kabul ettim. Nazan abla, bu albümden sonra yine albüm yapacak mısın? Konserlerinde canlı mı söyleyeceksin yoksa playback mi yapacaksın? Sevgiler ablacığım. Çok güzel abla diyorsun, çok teşekkür ederim. Canlı performansım da olacak ama son söylediğini anlayamadım. Bundan sonra tabii ki sonbahara, Eylül-Ekim gibi yeni bir şarkı hazırlayacağız. Devamı gelecek. Nazan Hanım merhaba, ben Bandırma'dan Dilem. Türkan Şoray'la aranız nasıl? Onu çok sevdiğinizi söyler misiniz? O da albüm çıkardı, senle de aynı zamanlara denk geldi. Bu bir tesadüf müydü? Teşekkürler. Yavrum, ablamla aramız çok iyi. Her gün görüşüyoruz. Birbirimizi çok seven iki kız kardeşiz biz. Ablamın albümü benden çok önce çıktı. Belki yani arada 2 ay, hatta 3 ay gibi bir zaman var. Senin onu sevdiğini söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim onun adına. Öpüyorum. Ve bayanlar baylar, Müzik On Air'da kafamda deli soruların bu haftaki konuğu Nazan Şoray'dı. Nazan Şoray hayranlarından gelen soruları cevapladı. Bir sonraki konukta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.